Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve ssalâtu vesselâmü alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar utkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, Ramazan ayında utkazıyatken marifi sohbetlerimizle devam ettiremiz. Hemenizge malum ki bu yılki sohbetlerimizle Allah'ın zikri ile kalpler aram tapır deb nomlaganmiz. Ve bu sohbetlerimizde esasen Allah'ın zikri siz bilen biz tarafımızdan kay tarzda yurga koyulışı lazımligini Nakşbendiye tarikatı esası da bayan kılıp kelmaktamız. Evvelden ettik ki berçe Allah Subhanahu ve Teala siz bilen bizge farz vacib kigen ibadetler zikirinin en esasisi, en kattesi hisoblanadi. Lekin şu bilen birge farz vacib sünnet ibadetlerini ada etip bo'lgandan so'ng Allah Teala'ga yana ham yakın buluş, kurbat hasıl kılış için nafil zikirlerini kılış yurga koyulgan. Ana o'sha nafl zikrlardan bir qanchasini aytib kelib, oxirida namozlar, nafl namozlarni aytaroq to'xtagan joyimiz shu bo'lgan ediki, inson yotib, demak, ertalab tongdan avval turib tahajjud namozini o'qish niyati bo'lsa, 4 rakat sunnat namozi o'qib yotadi. Turishga niyeti yok, adetlenmegen bolsa, ahirgi namazı, vitr namazı bolishi kerek. Ana endi o'sha tongda turaman, tahaccüd namazını okuyman degen adam, 4 rakat sünnetini okup yatgandan keyin, nafil namazını, vakti kegende turadi. Tahaccüd namazı, en afzal vakti, keçenin ahirgi, üçüncü bölgede bölgede. Tahaccüd namazı demek kıyam namazı hem deyiladi. Bunda insan ornudan turmağı var, bezavta bulmağı var. Ana oşa tahaccüd namazını bir uxlab turmasa tahaccüd namazı bo'lmaydi. Xutandan keyin bir uxlab turup keyin okuladigan nafil namazını tahaccüd namazı deydi. Tungi namaz deyiladi. Dinimizni avvalgi bosqichida kechasi bedor bo'lib qiyomul layl qilish, tahajjud namozini o'qish vojib bo'lgan. Qur'oni Karimdan oyat tushib, Rasul akram alayhisolatu vasallamga xitob qilib, qumul layla, kechani bedor qoim bo'lib o'tkiz degan buyruq bo'lgan. Hamma ana o'sha buyruqqa amal qilib kechasi namoz o'qigan. Bir yil muddatdan keyin Alloh taolo o'zi har bir narsani bilib turganligini e'lon qilib, bu ish endi ixtiyoriy nafil ibodatga aylanganligini e'lon qilgan. Shu bilan Alloh taolo xohlasa bandalariga ko'p narsalarni buyurib qo'yishi mumkinligini, lekin u mehribon zot bandalarga taqatlaridan tashqari narsani buyurmasdan yengil buyruqlarni qilib, ularni ko'proq savob olish yo'llarini o'zi ko'rsatib berganligini mana shu tajribada bayoni kelgan. Ana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda auzu billahi minash shaytonir rojim va minal layli وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا degen xitobni
Rasulü Ekrem Muhammed Mustafa'ya kılgen. Ana keçesi de, dedi Allah Ta'ala, Kur'an okup, namaz okup, tahaccüd kıl. Bu senge nafile buladı. Yani ki artıkça ibadet, ziyade ibadet, nafil ibadet buladı. Şayet ki şu ibadetini kılsın, Rabbin seni makamı mahmudda tiriltirse, deyledi. Makamı mahmud, maktalgen makam, cüde büyük ve şerefli caydır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam erişedigan büyüklüklerini en alisi hesaplanadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, ana şu ayeti kerimeden keyin, tahaccüd namazını özleri yolga koy gelirler, ümmetlerine bayan kıgeller ve ümmetlerinden ana şu namazını fazlige müştah bogarlar, aşık bogarlar, astesekin mazkur namazını yolga koyup, okup, fazil, kerem, hayır, berekege sebep buluşken. Resulullah aleyhissalatu vesselam özlerinin hadislerinde tahaccüd namazını cüde maktab, faydası köplügini ne kıgeller? Bayanını kıgeller. Sizlerde, sizlerge tahaccüd namazını özünüzge lazım tutayım. Bu namaz Allah Ta'ala'ya kurbettir. Günahlarını yuvuvçudur. Fazıl keremge sebepçidir. Ve bazı cahilerde aytilgen ki taneden dertlerini ketkizguvçudur degenler. Çünkü okşaş keçesi turup, niyet bilen, ihlas bilen, tahaccüd namazını okuşta insanga cüda köp hayır bar, bereke bar, Allah Ta'ala'ya kurbat buluşunun asan yolu var, yakın buluşunun asan yolu var, faziletler cüda hem köp. Ana, bana şu namazını okuş, nihayette faziletlik, kim haklese bunu kıladı. Hemmege mecburi emez, evvel hem daimi ravişte tekrarlayıp geliyatkenimizdik. Şu bilen nafil namazlar demek ahirgisi o şu insanını tanga atıştan aldığında okuyduğun nafil namazı bilen tügeydi. Kagallarını evvelden tanga atkenden başlayıp hıptanga, hıptandan keyin gelsesini evvel eğitip ottik. Şimdi namaz, nafil namazlarından taşkarı yine kündelik vazife kılıp Nakşibendiye tarikatı da cari kılgen ibadetler arası da nafil rozalar hem var. Farz roza hazır tutturupmaz. Her bir bendege vayege yetken eden keyin Ramazan ayı rozasını toluk tutmak farzdır. Bunu hemme düşünüp ada etip bari yaptı. Şu rozanı tutuşu bilen bendene Allah'ın huzurudaki roza boyuca mecburiyeti ahirge yetedi. Başka farz roza yok. Lekin haligi namazdaki kebi kurbat hasıl kılaman, Allah'a yakın bulaman, fazilge erişemen, ruhumunu paklayman, mertebemini yukarı kılaman degen adamlar ana nafil roza tutuşları targıp kılınadı. Nafil rozanı hem namazga okşap her kim öz bilganice kılavurmaydı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bu barada hem ergeşiledi. Nakşibendiye tarikatı da nafil roza tutuş doğrusudaki kelgen tavsiyelerini berçeleri Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerine, hadislerine esaslengendir. Evvela Recep ayı da köp roza tutuş tavsiye kılınadı. Kamida 5 gün degen bazılarımız. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şunu kıgeller, sahabayı kiramlar, sahih hadislerde, kelgen rivayetlerde aytadılar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Recep ayıda köp roza tutar idiler, biz gâhıda ahirgeçe tutuvarsalar kere gidip kalar edeyik deyişedi, köp tutgeller eden. Lekin tuluk ahirgeçe tutmagenler. Recep ayı Allah'ın muharrem aylarından, Eşhurul Hurum'dan, hurmatlik aylardan hesaplanadı. Recep ayı da uruş haram kılıngan, Müslüman ümmeti uruşu bulmaydı. O şey Eşhurul Hurum 4 ay, Zulkada, Zulhicce,
Mana bittasi Rajab, bittasi Muharram. Mana shu oylarda musulmonlar mutlaqo urushishi mumkin emas. Hozirgilar o'rni emas. Hozirgilar Muharramni ham bilmaydi, Ramazonni ham bilmaydi, Rajabni bir-birini qonun to'kaveradi. Lekin aslida musulmon bo'lsa, bu ishni qilmasligi kerak. Rajab oyida urush harom, bunda ana qilib roza tutib ibodat qilish Rasululloh alayhissalotu vasallamning odatlari bo'lgan. Siz bilan biz ummatlariga demak ta'lim berganlar. Undan keyin Sha'bon oyida Ramazondan oldingi o'tgan oy 15 kun roza tutish tavsiya qilinadi. Bu ham Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning qilganlari, aytganlari, hadislari asosida. Bu oyda Ramazonga tayyorgarlik ko'riladi. Bir daniga Ramazonni birinchi kundan tutib, ro'zani bir oz qiylanib qolmaslik uchun oldingi oyda aralab tutib, odam ro'zaga ko'nikib turadi. Tayyorlanib turadi. Ana farz roza kelganda to'liq hech qayeridan nuqson qilmasdan tutib ketaverishga o'sha oldingi nima sabab bo'ladi. Xuddi farz namozni o'qishdan oldin sunnat namoz o'qib, dunyoni tashvishlaridan ajrab, namozga tayyorlanib, insonning ruhi ham tanasi ham o'rganib, namozni to'liq o'qiydigan bo'lgandan keyin farzni o'qigani kabi, ana farz rozadan oldin nafil roza tutib, o'zini tayyorlab, saharlikka turish, iftor, roza boshqalarni o'rniga qo'yib, shay bo'lib turadi. Chiniqib tayyor bo'lib turadi. Bugun birinchi Ramazon deganda to'g'rilab tutaveradi. Qiyinchiligi yo'q, odatlanib bo'lgan, hammasi puxta ketadi. Ana shuning uchun Sha'bon oyida 15 kun deb demak aytilgan mashoyixlar shuni Rasul akram alayhissalotu vasallamdan olganlar. Ramazoni sharifni ro'zasini tutib bo'lgandan keyin bu muborak oydan keyingiga keladigan Shavvol oyidan 6 kun roza tutmoq ham Rasul akram alayhissalotu vasallamning amallari siz bilan bizga ummatlariga ham tavsiya qilingan amallardan xohlagan kishilar, istagan zotlar ana o'sha Shavvol oyida oyini ichida qachon bo'lsa ham niyat bilan ana 6 kunni bir yo'la tutadimi, orasini uzib tutadimi, bir kun bir kundan qilib yoki 2 kun qilib boshqa qilib nima bo'lsa ham o'sha oyini ichida 6 kun nafil ro'zasini tutsa juda katta savobga ega bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam marhamat qilib aytganlarki, kim Ramazon ro'zasini tutib, uni ortidan Shavvoldan 6 kunni qo'ssa, ergashtirsa, go'yoki yilni hammasini ro'za tutgandek bo'ladi deganlar. Alhamdulillah bizni ko'p odamlarimiz bu ro'zaga o'rganishgan. Har yili Shavvol oyida tutishyapti. Bularning soni borgan sari ko'payib boryapti. Ajabmaski, mana bu bayonotlardan keyin yana ko'paysa bunaqalar. Undan keyin Zulhijja oyi keladi. Ya'niki haj oyi. Haj oyida birinchi kundan 9-chi kungacha 9 kun nafil roza tutsa juda ulug' ish bo'ladi. Chunki Zulhijja oyining birinchi 10 kuni kunduzlari yilning eng afzal kunduzlari hisoblanadi. Xuddi yaqinda keladigan Ramazoni sharifning oxirgi 10 kechasi yilning eng buyuk kechalari, ulug' kechalari, savobli kechalari bo'lgani kabi Zulhijja oyining birinchidan 10-sigacha kunduzlari yilning eng muborak kunduzlari bo'ladi. Eng ajri ko'p, eng savobi ko'p kunduzlar bo'ladi. Ana o'sha kunlarni roza tutib o'tqizsa ajr ustiga ajr, savob ustiga savob, baraka ustiga baraka, yaxshilik ustiga yaxshilik bo'ladi. Ana undan keyin Muharram oyi keladi. Muharram oyini 9-chi, 10-chi kunlarini ro'zasini tutish Ashura ro'zasi deyiladi. Ashura degani 10-chi degani. 10-chi kuni Ashura kuni Rasul akram alayhissalotu vasallam roza tutganlar. Keyin yahudiylar ham shu kunni ro'zasini tutadilar deganlarda sahobalar biz inshaalloh yana yilga 9-sini ham qo'shib tutamiz deganlar. Lekin o'zlari ungacha nasib qilmagan
bu dünyadan intikal kılıp köçkerler. Şundan keyin ümmet kabul kılıp alıp Aşura ayını, Muharrem ayını 9. 10. günleri de nafil roza tutuşka adetlengen. Bu cüda uluğ günü hesaplanadı. Allah Teala kub enbiyalarına nacat bergen günü hesaplanadı. Yaxşilik, hayır, bereke günleri hesaplanadı. Ana şu niyet bilen bu günlerini hem Müslüman ümmeti nafil rozasını tutuşka adetlengen. Maşayihlerimiz Nakşibendiye tarikatını uluğları hem ana şu sünnet esasında şunu müritlerine örgütkenler. Ondan keyin nafil rozalar barası da yine bir gap şu ki Oşe Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri, hadislerine binaen her ayının ortası da ay tolgan günleri 3 gün nafil roza tutuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adetleri idi ve sahabalar hem şunu devam ettirişken ondan keyin hem devam etip gelmekte. Bu demek küller 13. 14. 15. küller buladı. İstegeller, sevapke erişemendi geller, her aydan oşa küllerini, nefil rozasını tutuşsa, nihayette yakşı buladı. Şimdi ahirde nefil rozalarını en ahzeli, en uluğu, en kub kılınadığını, haftanın duşembe ve peyşembe küllerini rozasını tutmaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şu küllerini, nafil rozalarını tutgeller, sahabaları tutgeller, tabiyenler tutgeller, onlardan keyingi azizlerimiz hazır geçe tutup gelmekte. Haftanın düşembe ve peyşembe külleri en uluğ küller hesaplanadı. Birinciden bu küllerde bendelerini kılgen amelleri Rabbileri huzuruna alıp çıkıladı. Farişteler düşembe günü, peyşembe günü siz bilen biz kılgen amellerimizni Allah-u Teala'nın huzuruna alıp çıkıp hesabat verişelim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam peyşembe ve düşembe küllerinin rozasını fazlını bayan kılarak bu küllerde bendelerini amelleri Rabbilerine arz kılınadı. Mani amelim Allah'a kursatılıyken de rozada turuşunu haklıymen degenler. Yani roza tutup, niyet bilen, ihlas bilen tursa, ameller kabul kıbub kalışıdan umuduvarlık var. Haliki amellerine amel koşuladı, yakşilik koşuladı. Bende ozu ihtiyarı bilen aç kalıp, çankar, roza tutup, Rabbisini islep durgen de onu ameli Rabbisi'ye arz kılınsa, kabul buluşu asan buladı. Degen hadis-i şerif var. Ana oşa cihetten bu küllerini, rozaları tutuluşu sünnet bugün. Yani bir fazil Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam düşembe günü tuğulgeller. Bana şu itibardan demek her haftanın düşembe ve peyşembe günü rozasını tutuş ruhi terbiye ustazları mahkem uşagan sünnetlerden müritlerine talim bergen sünnetlerden hesaplanadı. Mana şu bilen demek Nakşibendiye tarikatı da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri esası da kişilerimizge, müritlerge, şagirdlerge, muhlislerge tavsiye kılıngan nafil rozalarını demek zikri hem tügeydi. Tügeydi. Şimdi başka narsalarga yine ki sohbetlerimizde utamız inşallah. Şu bilen birge yine takdim etişimiz gerek ki bu işlerin hammasi nafil ibadetlerdir. Bendeni Allah-u Teala'ya yakınlaştıradigan, acrini, sevabını köpeytiradigan ibadetlerdir. Kahlegeller kılada başkalarga mecbur emez. Biz bunların daim tekrarlab etişimiz, özümüzü, yolumuzu hamma bilsin. Etraftan gelip başını çarkıtağınlandıra derra etsin. Yo, bizi tarikatta bu yok. Sen ayetken yapın yok deyilen haletke yesin, şunup, marifetli olup dursun. İnşallah hepsi yakışık oladı. Hop, şu bilen birge hazırki lahzelerde, hazırki lahzelerde, üçbu cemaat, üçbu masjiddeki namazhan barçalarıyız, uluğ bir hadisene,
baxtli bir vaqiyani demak bo'sag'asida, ostonasida turibsizlar. Bu har bir mu'min uchun, har bir musulmon uchun juda ham katta baxt saodatga sabab bo'ladigan hodisa. U ham bo'lsa, Allohning kalomi Qur'onni oyna avvalidan o'qib kelib, hozir xatm qilish lahzalari yaqinlashdi. 3 tasbihga o'qiladigan azgina oyatlar qoldi. Shularni o'qib bo'lgandan keyin taravih namozida harf-ma-harf Qur'oni Karimni o'qib tugatgan bo'lasizlar. Xatmi Qur'on deyiladi buni. Xatmi Qur'on juda katta va buyuk baxt saodatdir. Xatmi Qur'ondan keyingi lahzalar mu'min musulmon banda yashaydigan eng saodatli lahzalardir. Ana shu lahzalarda duo qabul bo'lishi, qabul bo'lganda ham to'xtovsiz qabul bo'lishi va'da qilingandir. Ana shuning uchun sizlar baxtlisizlar. Ana shuning uchun sizlar saodatlisizlar. Kunduzlarini roza tutganlaringiz bir baxt, katta baxt. Kechalari bedor bo'lib tarovihda qatnashsiz baxt ustiga baxt. Lekin Alloh nasib qilib, xatmi Qur'onga yetib kelib, namozda Qur'onni xatm qilish yana ham buyuk baxt bo'ladi. Ana o'sha lahzalarda duo qabul bo'lishidan umidvorligimiz borligi uchun duo qilamiz inshaalloh. Lekin hammamiz bilib qo'yaylikki, duo degani ma'lum so'zlarni chiroyli qilib, uni ber, buni ber, undoq qil, bundoq qil deyishdan iborat emas. Bunday so'zlarni arab tilida talab deyiladi. So'rash. Ber. Ber, qil, u, bu. Duo esa undoq emas. Duo, duo. Bandaning ixlos bilan, butun qalbi bilan, qolibi bilan, vujudi bilan Alloh taologa yo'nalishidir. Hamma narsani unutib qo'yib, qalbida yolg'iz Allohning muhabbati bo'laroq Allohga yo'nalib, butun o'zini topshirib qo'ygan holatini duo deyiladi. O'shuning uchun inshaalloh Allohning yordami bilan hozir demak, xatmni tugatadigan bo'lsak, duo qilamiz. Lekin duo qilayotgan odam qilaversin. U odam ham yaxshi bir ixlosni qilsin, Alloh nasib etsin. Lekin sizlarni har biringiz juda o'ta ixlos bilan Allohdan so'raydigan narsalaringizni o'zlaringiz ichingizda so'rab turinglar. Albatta, tilga olib aytish shart emas. Ko'pchilikning duosiga qo'shilaveradi. Lekin shuni ichida har kimni o'zini so'rovi bor. O'zini tilagi bor, orzusi bor, Allohdan duo qilmoqchi bo'lgan holati bor. Ana o'shani qilaveradi. Inshaalloh Alloh qabul qiladi. Ana shu so'rovlardan afzalini beradi. Hammasi yaxshi, xayr barakali bo'ladi. Shu bilan birga hozir menga bir ma'lumot tarzida aytishdi. Ushbu masjidni uzoq davom imomlari bo'lgan Husan qori domlamiz juda ko'p mehnat qilganlar, dinga, diyonatga, masjidga, masjidni mana shu holatga keltirishda ham juda katta mashaqqatlarni tortib, bu yerdagi azizlarimizga boshchilik qilib yerib yugurganlar. Bu yil bir oz toblari qochib qoldi. Hozir ham ana shu betobliklari bor ekan. Bir duo qilib qo'ysak degan umid bor. Shuning uchun alohida duo qilyapmiz. Hali xatmdan keyin ko'pchilikka qo'shib ham duo qilamiz. Lekin hozir shu kishining haqlariga bir duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Alloh barcha bemor bandalarining qatori Husan qori domlamizga o'zining shifoyi kamil bergan, shifoyi g'oyibiy bergan, dardlarini aritgan Parvardigora, u kishini sog' bo'lib, salomat bo'lib, avvalgidek bo'lib, yanagi jamoatlarimizga kelib biz bilan qo'shilib, o'zining ibodatingni ado etishini, bolalariga bosh bo'lib yurishini, yana ko'plab xizmatlarni qilishini o'zing oson qilgan. Dardlarini Parvardigora shifoyi kamil bilan davolagan. Doimo sog' salomat tinch omon yurishlarida o'zing yordamchi bo'lgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.